Dinamik ve kreatif yapısıyla çözüm ortağınız olan Pat Product and Software House 2021 Atilla Gökova Sailing ana sponsoru. Birlikte daha güçlüyüz. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Merhabalar. Eğer ilk defa bir videomuzu seyrediyorsanız uzun içerikli, bol bilgili bir video olacağını söylemek isterim. Ancak zaten kanalımızı takip edenlerden bir tanesiyseniz çok soru gelen, çok eleştiri gelen bir konuyu işlemeye başlıyoruz. Yelken dilinde İngilizce terminoloji. Peki bu konuya neden girdik? Önce ondan kısaca bahsedeyim. Ben eğitimimi Amerikan ve İngiliz sistemlerinde alan bir yelken eğitmeniyim. Yıllar önce babam Türkiye'deki ilk yelken okullarından birini kurduğunda İngiltere'den ve Amerika'dan aldığı lisanslarla ve lisans eğitimleriyle Türkiye'de eğitim vermeye başladı. Ben daha o zamanlar çocuk yaştaydım. Gençliğim gelip ondan eğitim almaya başladığımda da bütün tekne terminolojisini, neredeyse bütün dili İngilizce öğrendik. Daha sonrasında mesleğimi kendim yönlendirdiğimde ve kendi yelken okulumu açtığımda bu sertifikasyon sistemleri de çok hoşuma gitmediği için bu sistemlerin içinde kalmadım ve kendi tarzımı yarattım. Kendi tarzımda bir eğitim veriyorum. Eğitimlerimizde de genelde Türkçe terminolojiyi kullanıyoruz. Çünkü bize gelen talepler bu doğrultuda. Ancak siz bir tekne kiralamak ya da kendi teknenizin sahibi olmak ve uluslararası sularda seyir yapmak istiyorsanız İngilizce terminolojiyi bilmek çok önemli. Bunu bilmemek bir ayıp değil ya da bunu öğrenmek istememek de bir seçenektir. Ancak öğrenmek isteyen insanlar için özellikle Türkiye'de bu konuda çok az içerik var. Ve biz de derslerimizde genelde artık Türkçe eğitim verdiğimiz için sadece yılda birkaç kez bununla ilgili talep oluştuğunda dersleri İngilizce verdiğimiz için böyle bir içerik üretme ihtiyacı duydum. Bugün bu videoda teknenin burnundan sadece de direğine kadar olan bölümdeki bütün İngilizce terimleri konuşup bunların neden bu isimle anıldığını ve hangi halatın, neyin gösterdiğimiz parçanın ne işe yaradığını anlatacağız. Yaklaşık birkaç bölümlük bir İngilizce terminoloji videosu olacak. Sadece bir kelimenin İngilizce terminolojik karşılığı değil, aynı zamanda yaptığı işle konuşacağız. Çok keyif almanızı umacağım bir video olacak. Eğer seyrettiğiniz videolarımızdan ilk bir tanesini seyrediyorsanız muhakkak diğer videolarımızı gezip abone olmanızı da rica ederim. Şimdi gelelim ilk kelimelerimize. Benim çok sevdiğim bazı İngilizce kelimeler var yelkencilik dilinde. Bunlardan bir tanesi de pushpit ve pulpit. Peki nedir bu pushpit ve pulpit? Bizim vardevela dediğimiz teknenin başında bulunan baş verdevalaya pulpit diyoruz. Kıçtakine de pushpit diyoruz. Mantığı da sanki ortada bir tel değil de sabit bir şey varmış ve birisi itiyormuş, diğeri de karşılıyormuş gibi isimlendirmişler. Ama biz baş vardevalimize İngilizce'de pulpit diyoruz. Bunun yanında en çok kullanılan şey teknenin başı. Teknenin başına da bow ismi veriliyor. Bu teknenin başını sembolize etse de bize bir yön sembolize etmiyor. Eğer teknenin burnunu anlatmak istiyorsak astern diyoruz. Türkçe'de çok sevdiğim kelimeler var. İskele başomuzluk, sancak başomuzluk ya da kıç omuzluklar gibi. Aynı terimler zaten İngilizce'den geliyor ve buradan evriliyor. Ve eğer siz İngilizce'de sancak başomuzluk demek isterseniz starboard, headquarter, iskele başomuzluk demek isterseniz de port, headquarter diyorsunuz. Aslında buraya kadar her şey birbirine bağlı. Ve bir kelimemiz daha var. Meşhur koç boynuzlarımız. Uçak geçiyor. Ve bu koç boynuzlarımızda da biz Türkçe'de koç boynuzu derken İngilizce'de horn cleat diyoruz. Aslında tercüme ettiğinizde birbirine yakın anlamları olan kelimeler. Ancak çok farklı bir kelime vardır. Buna her zaman hem bir taraftan gülümserim hem de İngilizcesini daha anlamlı bulurum ki nasıl ki baş verdevelaya pulpit dediysek vardevela telimiz de Türkçe'de hiçbir karşılığı olmayan bir kelimedir. Vardevela anlamını bilmiyorum. Zaten evrilmiş bir kelimedir. Muhtemelen de Flamenca kökenlidir. İngilizce karşılığıysa lifeline'dir. Yani buna kısaca Türkçe'ye çevirdiğinizde can kurtaran ipi diyebilirsiniz. Cenovamızı tutan baş istiralyamız burada. Eğer sisteminiz furling ise furling sistemde bir tamburunuz var. Tamburun içinde cenovanın altında şu an görmediğiniz bir profil var. Profilin içinde de telimiz var. Telimizin adı baş verdevela. Bunun da İngilizce karşılığı forestay. Cenovamızı tutan, fitillediğimiz profilin adı yine profil. Ona profil diyebiliriz. Eğer
analog bir yelken basıyorsanız basindir şeklinde markalardan evrilen kelimeler giriyor dilimize. Tough love diyoruz ona. Ama tough love aslında kelimenin karşılığı değil. O yine force değil ve yine profile. Ama eğer bu mendile serpak denmesi gibi hayatımıza giren komik kelimelerden bir tanesidir. Baş İstralya'daki profil kısmına eğer analogsa tough love deriz ama tough love aslında onun markasıdır. Terminolojik olarak ismi değildir. Ancak bu kelime cebinizde dursun ki bir yerken size tough love'ı tut dediğinde algınız açık olsun. Tekrarlayalım. Tamburumuz burada. Buna furling diyoruz. Profilimiz içeride ve baş İstralya'mızda. Force day diyoruz. Cenova'mız zaten Cenova. Kelime tamamen Türkçe'ye geçmiş vaziyette. Cenova'mız D'ye kadar geliyor. Arkasına gitmiyorsa, yani %100'lük bir Cenova ise biz Türkçesinde ona flock, İngilizcesinde de jib diyoruz. Ve buradan sonraki kelimelerin en önemli noktası da yelkenlerin her birisinin bir köşesi var. Bu ne zaman işinize yarar? Yurt dışına gittiniz. Yelkeniniz yırtıldı. Bir yelken imalatçısına, tamircisine telefon açtınız ve derdinizi anlatıp fiyat almanız lazım. Ona benim Güngörmez yakam yırtıldı dediğinizde bir anlam ifade etmeyecektir. Ona benim eteğim yırtıldı dediğinizde bir anlam ifade etmeyecektir. Şimdi onun için anlam ifade edecek kelimelere birlikte bakmak için gidip Cenova'yı açalım. Ve Cenova'mızı açıyoruz. Tabii Keyif Ati'nin bu işlemleri yapmak çok kolay. Sadece furler'ımızı tutan furling alatını saldım. Ve elektrikli vince Cenova uskatasını takarak çekmeye başladım. Seyirde de böyle açılıyor. Karadayken de böyle açılıyor. Hava çok hafif olduğu için karadayken şu an açmanın bir zararı yok. Ama rüzgar varsa marina içinde yelkenlerinizi açmamanız şiddetle tavsiye olunur. Şimdi her yelkenin bir köşesi var dedik. Bu köşeleri anlatacağım. Ancak önce ilk başta kafa karışıklığı oluşturacak bir bölüm vardı, orayı anlatayım. Bu profilimiz ve Cenova'mız tutuyor. Ancak direğimizi tutan, önden besleyen çelik telimiz, yani Türkçesi baş İstralya, İngilizcesi force day olan telimiz bu profilin içinde. Onu görmüyoruz. Görmediğimiz için kafamızı karıştırmasın. Buradan da bir fitil aracılığıyla Cenova raya giriyor ve basılıyor. Her yelkeni yukarı doğru çekip aşağı doğru indiren ve yelkenin açılmasını ve kapanmasını sağlayan halatların adı mandardır. Bir halata mandar deniyorsa biliriz ki yukarı ve aşağı doğru hareketlerle yelkenin açılmasını ve kapanmasını sağlar. Furling yelkenlerde mandarı görmediğiniz ya da çok uzun süre kullanmadığınız için bazen kafanız karışabilir. Benim teknemde mandar yok ki dendiğini bile duydum. Hayır. Bir yelken varsa muhakkak bir mandar da vardır. Mandarı kullanarak Cenova'yı basarız. Ancak daha sonra açma ve kapama yöntemini furling'de yaptığımız için o mandarın varlığını bazen unutabilirsiniz. Ve bir yelken açılıp kapanırken adı mandarsa bunun da İngilizce karşılığı halyard'tır. Halyard kelimesi de Türkçedeki yelkenleri açıp kapatan mandarın isminin tam İngilizce karşılığıdır. Ve Cenova'yı açıp kapatıyorsa Cenova halyard, ana yelkeni açıp kapatıyorsa main halyard, balonu kaldırıp indiriyorsa ve açıp kapatıyorsa spinnaker halyard, jinnaker halyard böyle gider ama kelime bir tanedir ve halyard denir. Ancak bir halat bir yelkenin trimini yapmayı sağlıyorsa, yani çekip salıyorsa, orsaya döndüğümüzde sonuna kadar çektiğimiz, pupaya döndüğümüzde sonuna kadar saldığımız halatımız, yani ıskotalarımızın İngilizce karşılığı da sheet. Sheetler trim enstrümanlarıdır. Sheetlerle trimimizi yapar, yelkenimize yön veririz. Halyard'larla, yani mandarlarla sadece açıp kapatırız. Cenova ıskotamızın ismi Cenova sheet, balon ıskotamızın ismi spinnaker sheet, böyle gider. Ama sheet kelimesini duyduğunuzda o yelkenin trimini yapan trim enstrümanını anlarız. Gel gelelim, yelkenin bir de her köşesinin bir ismi vardır. Türkçe isimleri de çok güzeldir. Türkçe'de ne deriz? Ön yakasına orsa yakası deriz. Mantıken rüzgar önden geliyor olduğu için ve eğer rüzgarı ilk karşılayan yakası olduğu için buna orsa yakası demişler. Çok da güzel bir isim. İngilizce karşılığı ne? Laf. Çok basit. Buraya laf deriz. Peki alt eteğe ne deriz? Türkçe karşılığı etektir. Ya da alt yaka da denir.
İngilizce karşılığı da hop unuttum. Altyakının da İngilizce karşılığı foot'tur. Ayak kelimesi gibi. Ayaktan gelir foot. Peki gittik yelkenin en sevdiğim Türkçe ismi olan Güngörmez yakasına. Yani arka yaka diyemeyiz bunu ama tam karşılığı Güngörmez yakasıdır. Güngörmez yakasının da İngilizce karşılığı leech'tir. Yani şöyle hatırlayabiliriz. Yelkenden uzaklaştım. Love, leech, foot. Bu üç kelime yakalarımız. Bir de köşelerimiz var. Head, tuck, clue. Peki bunlar ne demek? Head, tepe başlık demektir. Mandarın takıldığı nokta. Tuck, canavanın ya da ana yelkenin direğe ya da baş sizalyaya bağlandığı köşe. Clue ise ıskotaların bağlandığı, Türkçesi de ıskota köşesi olan köşenin adı. Tekrar hatırlamak gerekirse, head, tuck, clue, love, leech, foot. Bu altı kelimeyle bir yelken tamircisini Avrupa'nın ya da dünyanın herhangi bir yerinde aradığınızda bütün ihtiyacınızı anlatabilecek, derdinizi anlatabilecek kadar tamirat beklentisine girebilirsiniz. Adama telefon açtığınızda sadece leech'imde bir yırtık var demeniz artık bir informasyondur. Lafım yırtıldı demeniz bir informasyondur. Ama bunları Türkçe söylememiz maalesef bir informasyon değildir. Bu kelimeleri sadece bir kenara yazdığımızda Türkçe ve İngilizce karşılığında, atıyorum Hırvatistan'da tekne kiraladınız, İspanya'ya gittiniz tekne kiraladınız, bu kelimeler çok işinize yarayacak. Şimdi direğe kadar geleceğiz dedik. Direğe gelelim ve direkteki terminolojiyi konuşalım. Ve geldik direğe. Bir yelkenlinin en önemli enstrümanı. Makinesiz hayatımızı idame edebiliriz. Yakıtsız, susuz hayatımızı idame edebiliriz ama bir direk olmadan veya kendilerimiz olmadan hayatımızı idame ettirmemiz oldukça güçleşir. Bir teknenin en önemli yeridir direği. Hatta ben bir sürü amatör yelkenci adayına tekne satın alırken motor saatine çok takılmayın. Motor saati yüksekse arma ve direk iyi durumdadır. Ve siz bir yelkenli alıyorsunuz onu daha çok önemseyin derim ki bu iddiamda her zaman arkasında durduğum bir şeydir. Motorun çözümleri daha kolaydır. Bir motoru değiştirmek, bir direği, armayı değiştirmekten çoğu zaman daha ekonomik ve daha basit bir iştir. Ancak direk ve armayı koruma noktasında bir kere ülkemizde çok ciddi bir üşengeçlik söz konusu. Öncelikle kısa bir info. Bu tellerin maksimum biçilen ömürleri 10 yıldır. 10 yılda bir değiştirilmesi ve her sene kontrol edilmesi gerekir. Bu konuda muhakkak profesyonel armacılara danışmanızı şiddetle öneririm. Ben de bazı ayarlarımı kendim yapsam da kontroller için çok güvendiğim armacı dostlarımı arıyorum. Her işin bir uzmanlığı vardır ve arma noktasında da bir armacı dışında kimseye güvenmemenizi profesyonel tavsiye olarak söylerim. Çünkü onların elindeki teknoloji ve bilgi maalesef bizde yok. Uzmanlaştıkları alan onlardır ve onlara danışmakta fayda var. Gelelim İngilizce kelimelere. Malum direğimizin adı zaten mast. Ve direğimizin en önemli parçası olan bumbamız da çok yakın bir kelime olan bumdan geliyor. Bum kelimesini çocukken çok severdim. Çünkü bum bana karikatürlerdeki vurma efektini sembolize ederdi. Ve zaten öyledir. Kazayla kavançada en çok korunduğumuz ve çekindiğimiz şey bumbamız olduğu için bunun adının bum olması bence çok mantıklı. Ve bir İngiliz atasözü der ki boom hits once. Yani bumba bir kez vurur. Bu yüzden kazayla kavança konusunda da kendinizi eğitmeniz, özellikle geniş apaz ve pupa seyirleri giderken rüzgar algınızı, hissiyatınızı geliştirmenizi yine şiddetle öneririm. Elektroniklere çok güvenmeyin. Elektronikler bozulur. Rüzgar göstergeleri bozulur. Ancak hissiyat, sırtınızdaki rüzgar, ensenizdeki rüzgar bozulmaz. Bunun için de özel çalışmalar var. Bizim de ileri seviye yelken eğitimlerimizde böyle eğitimler alabilirsiniz. Mast ve boom dedikten sonra en önemli bu enstrümanları koruyan güvenlik enstrümanlarımız çarmıh tellerimiz. Çarmıh tellerimizin İngilizce ismi aslında İngilizce değil. Muhtemelen Almanca kökenli bir kelime ve kelimenin tam karşılığı Schrauts. Eğer Schrauts dediğimizde dış telleri algılarız. Hepsini bütünlü değil. İç tel dediğimizde biz buna inner Schrauts deriz. Ama inner upper Schrauts dediğimizde üst iç diagonalleri, iç çarmıhları kastederiz. Ama Schrauts dediğimizde dışları kastederiz. Ve upper Schrauts yani dışarıdaki yukarıdakilerin ismidir. Upper inner Schrauts gurcataların arasındaki çarmıh telleridir. Lower Schrauts da burası ve lower inner Schrauts da burası olarak adlandırılır.
Yine çok önemli bir trim enstrümanı. Özellikle altını çiziyorum trim enstrümanı diye. Çünkü pupa palangamız aslında yelkenimize çok ciddi bir ayar vermek için vardır. Bumbayı tutmak ya da bumbayı sabitleştirmek için kullanılmaz. Bumbayı sabitleştirmek için kullanılan enstrüman balançina dediğimiz, hem yedek bir ana yelken bandarı niteliği taşıyan ya da sadece boşta bumbanın yükünü taşıyan bir halattır. Ancak pupa palangasının işi bu değil. Pupa palangasının içinde çok kuvvetli bir yay vardır. Ve pupa palangasının asıl görevi bumbayı tekneye paralel 90 derecede tutmaktır. Siz bunu saldığınızda bumba yukarı doğru gider, ana yelkenin gün görmez yakası açılır, hava kaçırır ve bir trim yapmış olursunuz. Aşağı alıp paralel hale getirdiğinizde tekneye de en sıkı trimde olur, gün görmez yakanızı kapatır ve sürat üretirsiniz. İşi trim yapmaktır, bumbayı tutmak değil. Ve pupa palangamızın İngilizce karşılığı da boom wang'dir. Boom wang'i kontrol eden halatımız da tekrar boom wang ismini alır. Bazen sadece wang denir, bumba demeye gerek duymazlar. Yani wang ya da boom wang kelimelerini duyduğunuzda pupa palangasından bahsedildiğini anlayabiliriz. Bumbamızdaki en önemli halatlardan bir tanesi olan bu kırmızı halat da bizim ana yelken iskotamız. Tekrar başa dönüp hatırlayalım. Eğer iskotaysa yelkeni trimini yapan halat demiştik. Ana yelkeni kontrol ediyorsa da bunun ismi ana yelken iskotasıdır. Yani tam İngilizce karşılığı da main sheet. Ve dönüp geldik. Tekrar direğimize. Bu bir sarma direk. Direğin içine doğru sarma işlemini yapan direklere in-mast furling deriz. Bumbaya saran bir model vardır. Daha pahalıdır ancak daha güvenli ve daha büyük yelken alanı sunar. Onlara da boom furler deriz. İnmaz furlinglerde yelkeni açıp kapatan halata, yani çekip saldığımız ve yelkenin açılmasını ve kapanmasını sağlayan halata da outhole deriz. Türkçesi de alt yaka gergisidir. Outhole aynı zamanda yelkeni açıp kapatmak dışında da derinliğini ayarladığımız halatın ismidir. Ve çok temel olarak ne iş yaptığını söyleyecek olursak, orsada çeker ve daha düz bir surface oluştururuz. Pupada salar, daha derin ve güç üreten bir yelken haline getiririz ana yelkenimizi. Yani alt yaka gergimizin ismi de outhole'dur. Eğer burada normal bir yelken olsaydı bir sürü terminolojik farklılıklar girecekti. Ve o terminolojik farklılıkları anlatmak için de yarış etine gideceğiz. Oradaki birkaç halatı başka bir bölümde anlatacağız. Ama bumba ya da direkt furling olan teknelerdeki terminoloji biraz daha kısıtlı olduğu gibi tabii ki kullanım alanında çok daha kolay. Burada furling halatımız var. Buna tekrar furler diyoruz. Ayrıca bir ismi yok. Ama tabii ki İngilizce seslenecekseniz ya da İngilizce birisine anlatacaksanız main furler diyebilirsiniz. Cenova'yı saran sarma halatımıza da Cenova furler diyebilirsiniz. Ve geldik. Benim olmazsa olmazım ama artık birçok üreticinin tekneden kaldırdığı bir sisteme. Ana yelken arabası. Ana yelken arabalarının en önemli işi özellikle sert havalarda yelkenin formunu bozmadan değişik ayarlar verebilmemizi sağlar ve verimli yelken yapabilmek için çok önemli bir trim enstrümanıdır. İngilizce ismine de bayılırım çünkü anlamı çok güzeldir. Ana yelken arabasını hareket ettirdiğinizde ortadaki araba sağa sola gittiği için ana yelken arabasının İngilizce karşılığının ismi traveler'dır. Seyahat etmekten gelir. Yine çok temel olarak anlatmak gerekirse, ana yelkeninizde bir araba sistemi varsa çok hafif havalarda arabayı rüzgar üstünde, sert havalarda rüzgar altında kullanarak daha iyi trim yapan ve daha performanslı, özellikle orsa giden bir tekneye sahip olabilirsiniz. Ana yelken arabalarının hayatımızdan çıkması benim üzüldüğüm bir noktadır. Çünkü ana yelken arabasını hayatınızdan çıkardığınızda ya ortaya sabit bir makarayla tek yönden çalışabilen bir iskota sistemi ya da bölünmüş çift makarayla çalışan bir iskota sistemi yaparsınız. Ama asla ana yelken arabasının yaptığı işi maalesef ki yapmaz. Bugünkü konular bu kadar. İngilizce terminoloji konusunda daha çok değineceğiz. Daha çok bölüm olacak. Keyif almanızı umarım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tekrar hatırlatırım. Herkese sevgiler.